Teşekkür. Kızım. Çıkacaksın. Sakın üzülme, tamam mı? Çıkaracağız seni. Bak. Bak, Poyraz da burada. Senin için buradayız. Çıkaracağız, değil mi Poyraz? Çıkaracağız tabii baba. Çıkaracağız. Sen mi çıkaracaksın? Tamam. Tamam kızım, tamam, sakin ol. Suçlamaları kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Sema Hanım detayları aktardı bana. Tutuksuz yargılama talep edeceğiz. Sema nerede? Annesi rahatsızlandı, biraz acil oraya gitti. Gelir belki. Ayşegül Çilingir. Hadi geçelim. Bir hastamız vardı, ilaç içmiş ama müdahale etmişler. Nedir durumu? Şu an mide lavajı yapılıyor ama durumun kritik olduğunu söyleyebilirim. Tamam, gel otur şöyle. Kızım koyuverme hemen kendini. İyileşecek, merak etme. Ya iyileşmezse? Ya ölürse? Aa, Ayşegül. Alo, Sadettin. Ayşegül tutuklanmış. Evet, öyle oldu. Sen nereden duydun? Ya bütün gazeteler yazıyor zaten. Ne olacak şimdi? Babam gitti, ilgileniyor. Konuştun mu sen? Yok, aradım, açmadılar. Tamam, eğer bir şey öğrenirsen beni de ara. Tamam, merak etme. Afganistan'ı düşündün mü hiç? Yıllardır o topraklarda kan, kin, gözyaşı ve nefret var. Niye? Çünkü dünyanın en büyük afyon üreticisi. Sadece geçen sene 6400 ton afyon ürettiler. Orada hiç savaş olmasa ne olur? Küreselci şerefsizler o kadar uyuşturucuyu dünyaya pazarlayamaz. Bunları bana niye anlatıyorsun ki? Sözümü kesme lan. Sierra Leone diye bir ülke var Afrika'da, bildin mi? Afrika'da şu kadarcık bir ülke. Ama dünyanın en büyük altın ve elmas rezervleri orada. Normal şartlarda İsviçre'den 20 kat daha zengin olmaları lazım. Ama orada da iç savaş var. Caddeler, sokaklar başsız çocuk cesetleriyle dolu. Orta Doğu ve petrol mevzuna hiç girmiyorum bile. Tüm bunların arkasında ne var biliyor musun? Küresel sermaye. Şimdi söyle bana Zafer Efendi. Senin arkanda kim var? Kim yardım ediyor sana? Kim yardım ediyor söyle. Söyle, anam avradım olsun, beynini patlatırım. Söyle lan! Oğlum dur, ne yapıyorsun? Delirme lan. Sado, şuna bir şey söyle ya. Bırak gebertin ya. Aga, baba dokunmayın dedi. Sadık Ayşegül Çilingir'in maktul Oğuz Bağdat'ın ölümüne dahil olduğuna dair aleyhindeki kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklu olarak yargılanmasına ve dosyanın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesine karar verilmiştir.
Sakın üzülmeyin baba. Sadece aşağılık bir oyun bu. Sadece oyun. Biz de kaybedeceğiz Bayraz. Çıkaracağız Ayşegül'ü baba. Sana söz veriyorum, çıkaracağız. Ben olmalıydım. Onun yerinde ben olmalıydım. O kelepçeler bana yakışır. Buna değil. Ayşegül. Ayşegül. Rica ediyorum sizden. Rica ediyorum. İşimizi zorlaştırmayın lütfen. Ayşegül. İşimizi zorlaştırmayın arkadaşlar. Yarına kalmaz çıkaracağım seni, söz. Yarına kalmaz kahrımdan ölürüm ben. Ne olursun söyleme böyle şeyler, ne olur. Babam gelmesin. Kalbi var. Düşün. Onun bile kalbi var. Alo. Neredesin oğlum? Kayıplara karıştın lan. Ayşegül'ü tutukladılar. Biliyorum. Bak benim bu zafere ulaşmam lazım, anlıyor musun? Ya oğlum herif kayıp, ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Ayşegül'ü içeriden çıkarmam için zafere ulaşmam lazım, anlıyor musun? Adamını getirecekti, cinayeti işleyen adamı getirecekti. Bilmiyorum dedim ya lan. Allah kahretsin. Baba. Baba hadi götüreyim ben sizi. Zafer, Ayşegül'e bunu o yaptı. Ciğerini sökeceğim onun. Yemin ediyorum, ciğerini sökeceğim. Baba bir bulalım adamı da yaparız hepsini, hadi. Elimde zaten. Kaldırdım şerefsizi. Ne? Zafer sizin elinizde mi? Evet. Hadi baba. Al bak Bahri. Demiştim sana kızını görmeye gelir diye. Ne yapacağız? Takip edelim. Belki Zafer Bey'i buluruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.